Herkese merhaba arkadaşlar. Bay Yargıç'a hoş geldiniz. Bugün Restream adında bir uygulama var. Size bunu tanıtacağım. Restream ile aynı anda şu ekranda görmüş olduğunuz gibi canlı yayın platformlarında canlı yayın yapmanızı sağlayan bir internet sitesi. Bir uygulama ya da nasıl tanımlandırabiliyorsak sizin için. Öncelikle sayfayı şöyle bir Türkçe diline çevirelim. Daha rahat anlayabilmemiz için. Ama maalesef çevirmiyor sanırım. Evet, çevirdim. Güzel. Aynı anda 30'dan fazla sosyal platformda canlı yayın yapmanızı olanak sağlar diyor. Bu nasıl bir şey kardeşim böyle? Hemen buradan bir kullanıcı kaydı oluşturuyoruz. Şöyle ben bir tane yok, böyle yapmayalım. E-posta bölümüne geçelim. Buradan hangi e-postamı kullansam diye düşünüyorum. Bu e-postamı kullanayım. Şöyle bir şifre oluşturalım. Ücretsiz kaydol diyelim. Bunu da buraya kaydedelim. Evet, şimdi kanal ekle diyor. Yine de bir Türkçe'ye çevirelim bunu. Aynen. Ama öncesinde sanırım bir e-posta gördüğünüz gibi e-mail gelmiş. Ne diyor? E-mail adresini onayla diyor. Şuradan tıklıyorum. E-mail'i onaylıyorum. Yes, tamamdır. E-mail'i onayladık. Şu sayfayı bir yenileyelim. Şimdi kanal ekle. Twitch. Tabii ki eklemek istediğim canlı yayın platformlarından bir tanesi. Yetkilendir diyorum. Benim tarayıcım da açık olduğu için bana direkt böyle bir sayfa getiriyor. Twitch tamamdır. Yine ne diyor? Next diyor. Mesela yeni kanallar ekleyin diyor. Buradan webcam'inizi ayarlayın diyor. Çok iyi, çok iyi, çok güzel. Channel hemen yeni bir kanal. YouTube. Buradan bağlıyorum. Connect YouTube Event. Hemen şu mail adresimdeki YouTube hesabımı da bağlıyorum. İzin ver diyorum. YouTube'da tamam. YouTube için server seçmemi söylüyor. Kamera seçmemi söylüyor. Güzel. Bayağı seçenekleri varmış ha bunun. Nasıl bir şeymiş kardeşim bu böyle. Kategori kategori buradan hepsini seç diyor. Oo, çok iyi. Kanal ayarlarını düzenle diyor. YouTube sunucusu. Birincil YouTube sunucusu. Bunları kayıt etmemiz lazım. Neyse dur. Buna sonra bakacağım. Bunu bıraktım. Burayla şu an uğraşmayacağım. Facebook. Kişisel profil diyor. Şimdi Facebook'a bir bağlan diyelim ama ben Facebook profilim değil. Facebook sayfamı bağlamak istiyorum. Şuna tamam diyelim. Buna da tamam diyelim. İzin vermek önemli. Evet. Evet, burada sayfanızı seçin diyor. Facebook ile ilgili ben burada Bay Yargıç sayfamı seçeceğim. Ne diyor burada kardeşim ya? Ücretli bir genel sayfalara ve gruplara akış ücretli bir özelliktir. Ha, evet arkadaşlar. Restream.io sitesi diyor ki Facebook asıl profilin hariç beğeni sayfaların gibi sayfaların yapabilmen diyor ücretlidir diyor. Canlı yayın yapabilmen diyor. 8 saatten fazla yayın yapabilirsiniz. Akışınız kaydı Facebook'ta depolanmayacak. Ay Yargıç diye bak ekleyemiyorum gördün mü? Yani burada eğer kendi profilimi seçersem bunun için onay verecek. Ama Bay Yargıç'ı seçtiğim için maalesef onay vermiyor. Tamam. Ne diyor? Steam diyor.
Steam'de de aynı şekilde URL ve akış anahtarı istiyor. Bu akış anahtarları ve URL bölümleri için bunlarla ilgili birçok yeni video yapacağım. Merak etmeyin. Twitch ve YouTube üzerinde bir yayın yapmak istiyorum. Fakat buradan oyunu seçmemi istiyor. Hemen P harfine bir gidelim. P'yi geçtim mi lan ben? Tabii ki de geçtim. Aa, PUBG yok. Ha, buradaymış. Buldum. Şöyle yapalım. Gel 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 Ghost serbest. Evet, hepsine aynı başlığı koydu. Gördüğünüz gibi otomatik olarak ekledi. Tabii ben sadece YouTube ve Twitch üzerinde yayın yapacağım. Sadece onlar açık. Twitter hesabımı, Discord hesabımı ayrıca buradan bağlayabilirmişim. Güzel. Daha fazla. Ah! Chat sayfasını görebilmem için bir de uygulamaları varmış. Kardeşim bu ne ya? Ciddi olamazsın. Dur, hemen indiriyorum onu da. Evet arkadaşlar, analitik sayfamızı açarken masaüstü programında indirmiş olduk. Şöyle küçültelim burayı. Klasörü aç diyelim. Programı masaüstüne indirelim. Orada bir dursun. İstatistik sayfası şöyle sağ tıklayıp Türkçe yapabilirsiniz. Tarayıcı üzerinden yaptığınızda. Akışlar, oturumlar. Şu an benim her şey sıfır olduğu için hiçbir şey göremiyorsunuz tabii ki. Masaüstü programını açalım. Önce bir kuralım. Yüklen bakalım. Az önceki bilgilerimle giriş yapıyorum. Pardon ya. E-mail adresinin devamını yazmadan nereye gidiyorum ben? Login. Evet, giriş yaptı. Bu ne? Sohbet paneli mi bu? Sadece bu kadar mı? Kardeşim bunun Türkçesini niye yapmıyorsunuz? Aa. Buradan kanalı seçip chat'e yazı atabiliyorsun. Çok güzel. Şimdi webcam'ini ayarla diyor. Webcam açmayacağım şu an. Bu canlı yayın linki. Bu canlı yayın linkiyle yayın anahtarını arkadaşlar Streamlabs OBS gibi bir program üzerine kopyalıyorsunuz. Mesela ben şunu şu an kopyaladım diyelim. Ben Streamlabs OBS kullanıyorum. Genelde. Diğer OBS çok alışkın olduğum bir şey değil. Aslında aynı. Hiçbir farkı yok. Her şey aynı. Ayarlar paneli bile nereden baksanız %80 aynı. Ama Twitch üzerinden daha çok işlem yapmak istediğim için o yüzden Twitch'in uygulaması Streamlabs'ı kullanıyorum. Şimdi burada arkadaşlar ayarları açıyorsunuz. Yayın. Özel yayın sunucusundan URL bölümünü kopyaladığınız URL'yi buraya yapıştırıyorsunuz. Şunu da kopyalıyorum hemen. Bunu da yapıştırdım. Bitir dediğimde şu an her şey hazır. Şöyle bir başlat desem acaba ikisinin de başladığı burada çevrilmiş olarak görünür mü? Size göstermek amacıyla. Yayını başla diyorum. Bakalım. Şunlar çevrim içi diye yazılması gerekecek. Son bir saniye. Evet.
Twitch'e veri gönderiliyor. Gördüğünüz gibi YouTube'a da veri gönderiliyor. Çok iyi. Yayını sonlandır diyorum hemen. Mikrofonum da zaten şurada gördüğünüz gibi kapalı. Herhangi bir yayına ses vermedik. Şöyle bir saniye açtık açmadık gibi bir şey oldu. Maksat göstermek amaçlı. Evet, kaydı durdurduk. Kayıt bitti. Gördüğünüz gibi aynı anda ikisi birden şuradan aktif veya deaktif ettiğiniz bütün uygulamalarla aynı anda canlı yayına başladı. Arkadaşlar, Restream sitesi üzerinden canlı yayın yapmak bu şekilde. Çok kolay ve basit. Kullanıcı kaydı oluşturuyorsunuz. Canlı yayın yapmak istediğiniz platformları buraya hesaplarınızı ekliyorsunuz ve buradaki linki ve anahtarı OBS programınıza eklediğinizde canlı yayına aynı anda başlayabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, faydalı bir video olduysa videoya like atmayı ve aşağıya teşekkür mesajlarınızı yazmayı unutmayın. Ve hala da kanalıma abone değilseniz abone olmayı da unutmuyorsunuz. Hemen abone oluyorsunuz ve bütün arkadaşlarınızı bu kanala yönlendiriyorsunuz. Bu kanalda çok bilgili, çok güzel şeyler var. Oyun videoları da var, bilgi videoları da var, eğitim videoları da var. Her şey var. Yok, yok. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.